ile ilgili bu görüşme dendi. Ankara'da bununla ilgili başka neler söylendi? Evet, onlar söylendi de ben Sinan Ateş gündeminin öncelikli olduğunu düşünmüyorum. AK Parti'nin önceliği bu değil, MHP'nin önceliği bu değil. Ve Cumhur İttifakı'nı çatlatma girişimi olarak gördüğü Sayın Bahçeli'nin bir konuda Sayın Erdoğan'la görüşmesinde bunu öne çıkartılmasını çok rasyonel bulacağını ve o yöre yöneleceğini tahmin etmiyorum. Yani belki gündeme getiriliyor bunlar partimizi yıpratmak için, ülkeyi karıştırmak için falan gibi şeyler söylenebilir ama birinci gündem maddesi Sayın Erdoğan'ın en azından gündemindeki birinci madde bu değil. Anayasa meselesi gündemindeki birinci madde. İşte biliyorsunuz arada bir Özgür Özel'le görüştü Sayın Devlet Bahçeli. Tabii belki ele alacağınız başlıklardan biri de Osman Kavala meselesidir. Evet, hani yargıya biraz da ayar verme. Ben çok yanlış buldum. Yani bazı yazıları da yanlış buldum. Hani 28 Şubat sürecinde biz en fazla yargının siyasallaşması meselesi üzerinde durmuştuk. Olmaması gerekir diye düşünmüştük. Çünkü yargı meselesi o kadar önemli ki ben yargıya %99 oranında güvenilmesini bile kabul edemem. Yani %100 güvenilmeli ve hiçbir şekilde politik tartışmaların gölgesi yargının üzerine düşmemeli diye düşünüyorum. Tabii CHP'nin bu konuda bir ısrarı var. Sadece o konuda değil. 28 Şubat davası dolayısıyla işte cezalı bulunan, hapiste bulunan bazı kişilerin salıverilmesi, Osman Kavala ve işte o eksendeki bazı isimlerin yeniden yargılanması gibi talepleri özellikle CHP camiasının, CHP'nin üzerinde durduğu talepler. Şimdi tabii bir anayasa değişikliği gerçekleştirmek istiyorsanız tutturmanız gereken, ulaşmanız gereken rakamlar var. Hem referanduma götürmek için hem doğrudan geçmesi için. Ve bu hiçbir partide bunu tek başına ya da iki parti bir arada yapamıyor. Mutlaka destekler gerekiyor. Yani ben daha çok Özgür Özel, Sayın Erdoğan arasındaki sürece, tabii MHP'nin de destek vermesi, orada da âli çıkarlar meselesi var Hasan Bey. Yani ben yani âli çıkarlar başlığının her şeyi örten bir başlık olduğunu düşünmem ama politikada siyasetçiler manevra alanı olarak bunu kullanırlar. Avrupa Birliği'ne Türkiye'de çok yakın, çok sempatik bakan, Avrupa'yı, Batı'yı üst norm olarak gören geniş bir kitle, onların temsilcileri Avrupa Birliği sürecinin yeniden başlatılmasını ve o yolda devam edilmesini istiyor. Türkiye'nin ekonomik meselelerin çözümü için de işte bugünlerde not artırımları vesaire söz konusu, Batı'nın desteğinin önemi, ekonomik meselelerin çözülmesinin, enflasyonun düşürülmesinin siyasi iktidar açısından önemi ki son yerel seçimde bunun faturasını ödedi, yani enflasyonun faturasını ödedi. Yani Ankara'daki görüşmeler daha çok böyle gelip geçici, yani Sinan Ateş sonuçta yargının konusu, bunlar için değil de daha çok 2028 seçimleri çerçevesinde. Çünkü siyaset baştan aşağı yeniden şekilleniyor. Şimdi kimileri saati durdurur Hasan Bey. Der ki işte şu partinin pozisyonu böyledir, bu partinin pozisyonu böyledir ama biz 40 yıllık gazetecilik hayatımız boyunca ve daha